Selamlar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz lezzeti muhteşem, nefis bir pasta tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Öncelikle beyaz muhallebisini hazırlıyoruz. Bunun için 150 gram tereyağı ya da margarini tenceremize alıp eritelim. Yağımız eridikten sonra üzerine bir su bardağı un ilave edip hafif kavuracağız unumuzu. Çok fazla renginin dönmesine izin vermiyoruz. Sadece bir kokusu çıkana kadar kavurmanız yeterli olacaktır. Yaklaşık 2-3 dakika boyunca unu kavurdum. Şimdi üzerine 1 litre süt ilave ediyorum. Hiç beklemeden bir çırpıcıyla karıştırarak muhallebimizi pişireceğiz. Şimdi üzerine 1 su bardağı da şeker ilave ediyorum ve sürekli karıştırarak koyulaşana kadar bu beyaz muhallebiyi pişiriyorum. kıvamı koyulaştı, kaynamaya da başladı. Şöyle 1-2 dakika daha kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıyorum ve bir pakette vanilin ekleyeceğim. Kıvamı gayet güzel oldu. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Bir paket vanilin ekledikten sonra bir çırpıcı yardımıyla güzelce çırpıyorum. Şimdi artık hemen pastamı yapmaya geçebilirim. Küçük boy bir borcam kullandım. Dilerseniz farklı boyutta bir borcam veya fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. Ben bu pastayı hazırlamak için yulaflı bisküvi kullandım. Gerçekten bununla çok lezzetli oluyor. Bir su bardağı soğuk sütün içerisine bisküvilerimizi arkalı önlü batırıp borcamın tabanına bir sıra olacak şekilde bu yulaflı bisküvileri dizelim. Süte batırırken şöyle 2 saniye kadar sütün içinde bekletmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde daha güzel yumuşayacaktır bisküviler. Ben küçük boy borcam kullandım dediğim gibi ama isterseniz daha fazla yapmak isterseniz bunların bir büyüğüyle de hazırlayabilirsiniz. Şimdi hazırlamış olduğumuz beyaz muhallebinin yarısını bisküvilerin üzerine boşaltalım ve bir kaşıkla ya da spatula ile üzerine düzeltelim. Ben 2'ye böldüm. Dilerseniz üç katta yapabilirsiniz. Muhallebi ona göre ayarlarsınız. 3'e bölersiniz. E şimdi üzerine yine bir sıra olacak şekilde bisküvilerimi arkalı önlü süte batırıp üzerine diziyorum. Ben yulaflı bisküviyle yaptım ama dilerseniz petibör bisküviyle yapabilirsiniz. Kakaolu ya da sade hiç fark etmez. Hepsiyle de çok güzel olacaktır. Ben bu tarifte 2,5 paket tekli paketlerden yulaflı bisküvi kullandım. Ama fırın tepsiniz veya borcamınız büyükse 3-3,5 paket yeterli olacaktır. Bisküvilerimi dizdikten sonra şimdi kalan muhallebinin tamamını üzerine döküyorum ve Üzerini düzeltip kenara alacağım ve bir çikolata sos hazırlayacağım üzeri için. Dilerseniz çikolata sos koymadan bu şekilde de üzerine dilediğiniz şekilde süsleyip servis edebilirsiniz tabii ki. Ama çikolata sosla da birleşince gerçekten lezzeti ikiye katlanıyor. Evet, üzerine bu şekilde düzelttim. Bunu hemen bir kenara alıp soğumaya bırakıyorum. Ben de diğer tarafta çikolata sosunu hazırlıyorum. 1 paket çikolata sos kullandım. Hazır paketlerden. Dilerseniz ev yapımı da kullanabilirsiniz. Sayfamda tarifi var. Onu da sayfama bakarak bulabilirsiniz. Ben hazır çikolata sos kullandım. Üzerine 1,5 su bardağı süt ekledim. Paketin üzerinde ne kadar yazıyorsa ondan yarım su bardağı eksik koyun ki kıvamı biraz koyu olsun. Benim paketimin üzerinde 2 su bardağı yazıyordu. Ben 1,5 su bardağı süt ekledim. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Evet güzelce karıştırdıktan sonra ocağın altını açıyorum. Ve koyulaşana kadar çikolata sosumu pişiriyorum. Evet gördüğünüz gibi pişti. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Ve yarım çay bardağı damla çikolata ekliyorum. Çikolata koymayabilirsiniz. Ben biraz daha böyle yoğun çikolatalı olsun istediğim için ekledim. 1 tatlı kaşığı da tereyağı ekliyorum. Daha sonra güzelce karıştırıyorum. İkisi de eriyene kadar. Ve bu çikolata sosunu yaklaşık bir yarım saat kadar ara ara karıştırarak ılımasını sağlıyoruz. Bu şekilde hemen sıcak sıcak üzerine dökmüyoruz. Yaklaşık yarım saat boyunca ara ara karıştırarak çikolata sosunu ılıttım Eğer karıştırmazsanız üzeri kabuk tutar ve istediğimiz bu görüntüyü elde edemeyiz Evet şimdi üzerine sosunu döktüm şöyle bir yaydıktan sonra oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda sonrasında buzdolabına kaldırdım ve bir gece buzdolabında dinlenmesini sağladım mutlaka dinlendirin bu şekilde hem tatlının kıvamı daha güzel olacaktır hem de bisküviler güzel bir şekilde yumuşayacaktır. Evet şimdi tatlımı bir gece dinlendirdim ve artık sunum için hazır. Ben üzerine bolca kakao eledim. Sizler dilediğiniz şekilde tabii ki servis edebilirsiniz. Ee, üzerine bol hindistan cevizi serpebilirsiniz veya pasta süsleriyle de süsleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış kakaoyla da gayet güzel oldu hemen şöyle bir kaşıkla alarak sizlere göstermek istedim gerçekten lezzeti de ve kıvamı da muhteşem bir tatlı oluyor arkadaşlar böyle isterseniz kaşık kaşık servis edin isterseniz dilimleyerek servis edin her şekilde gerçekten muhteşem bir tatlı oluyor arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi altındaki beyaz muhallebi üzerindeki çikolata sosla birleşince ortaya muhteşem bir lezzet çıkıyor. Zaten içine koymuş olduğumuz yulaflı bisküvi de ayrı bir lezzet katıyor. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız arkadaşlar. Şöyle hemen servis tabağıma alıp sizlere son halinde gösterdikten sonra videomu burada sonlandırmak istiyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz. Ve videomda sizin sayenizde daha çok kişiye ulaşmış olur. Eğer bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Soru görüş ve önerileriniz varsa lütfen onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.